21. yüzyıl bilgi ve teknoloji çağıdır. Gelecek bu temel üzerine kurulacaktır. Buradan hareketle hizmetlerin sunumunda özel ve kamu kurumları elektronik yapılanma konusunda yarış halindedir. E-Devlet, E-Belediye gibi uygulamalarla internet kullanımı ve mobil uygulamalar yaygınlaşmakta, bilgi toplumu olma noktasında politikalar geliştirilmekte ve projeler üretilmektedir. Kaynağından elde edilecek bilgiyle doğrudan iletişim ve etkileşimi sağlayan teknolojiler, özellikle belediyeler açısından büyük faydalar sağlayarak katılımcı demokrasinin gelişmesine ivme kazandıracaktır. Artık belediyelerin varlık sebebi sadece yol yapmak, altyapıyı hazırlamak, çöp toplamak değil. Gelişen ve değişen dünyada 50 yıl sonrasını hayal edip planlayarak öncü ve örnek olabilmektir. Bu amaçla Lüleburgaz Belediyesi tarafından tasarlanan akıllı şehir kullanıcısı sistemi, bireyler, aileler, kamu ve özel hizmet kurumlarından oluşan kentin tüm bileşenlerini bir araya getirmektedir. İlk olarak 100 evde başlatılan proje kapsamında kentteki tüm konutlara dokunmatik ekran özelliği olan cihazlar yerleştirilmiştir. Adrese dayalı sisteme entegre çalışan cihazlar üzerinden verilen hizmetler kesintisiz ve online. 100 evde başlatılan birinci etap çalışmaları sonucunda elde edilen veriler ışığında 1000 ev için ikinci etap çalışmaları bitirilmiş olup yakın zaman içerisinde sistemin evlere kurulumu gerçekleştirilecektir. Hedefimiz kent içindeki 25 bin evi bu sisteme dahil etmektir. Projenin ana fikri, çok basit, kullanıcı dostu bir arayüzü olan yazılım vasıtasıyla vatandaşların yaş grubu, ekonomik ve eğitim seviyesi ne olursa olsun, teknoloji kullanımını ev eşyası kullanımı basitliğine indirmektir. Bilgisayar, tablet ya da akıllı telefon satın alma, internet teknolojilerini öğrenmeyi ön şart olmaktan çıkartarak sunulan hizmetlere erişimde fırsat eşitliği sağlamaktır. Evlerimize yerleştirilen cihaz sayesinde taksi, su çağırma, yemek siparişi, hava ve yol durumu gibi güncel ve özel hizmetlerden faydalanabiliyoruz. Acil durumlarla karşılaştığımızda ise tek tuş ile polis, itfaiye ve acil sağlık hizmetleriyle iletişim kurabiliyoruz. Ayrıca polis, itfaiye ve acil sağlık birimlerinin çağrının geldiği hane içerisindeki kişi sayısı, kronik rahatsızlık, adres bilgisi, bina planları, en kısa yol bilgilerine sistem üzerinden ulaşmalarına imkan vermektedir. Böylece müdahale edilecek kişi ve alanlar hakkında sağlıklı bilgiye ekipler ulaşabilmektedir. Proje ile sistem üzerinden vatandaşların önerileri ve istekleri alınmakta, anketler düzenlenerek kent yaşantısına dair kamunun düzenleyici kurallarının oluşmasında katılımın arttırılması sağlanmaktadır. Vatandaşları daha çok kent yaşantısına dahil etmek için sistem üzerinden çöp çıkartma saatleri, emlak, çevre temizlik vergisi gibi kamunun düzenleyici kuralları bildirilmekte, kent içerisinde gerçekleştirilen sosyal ve kültürel aktivitelerden haberdar edilmektedir. Vatandaşlar sistemde oluşturulan güvenli ağ üzerinden komşularıyla ve belediyeyle iletişime geçmekte, devamlı artan kullanımla birlikte anketler, bilgilendirme mesajları ve e-devlet uygulamalarıyla yerel yönetişim sürecine dahil olmaktadır. Vatandaşlar bu sistemle ilgi alanlarını ve tercihlerini sistem üzerinden tanımlamakta ve alacakları hizmetleri kişiselleştirmektedir. Kullanım alışkanlıklarıyla ilgili veriler gönüllülüğe dayalı,
yasal ve etik değerler doğrultusunda merkezde toplanarak kent yönetimi için anlamlı bilgiye ve hizmete dönüştürülmektedir. Sistem yönetimi belediyemiz tarafından sağlanmaktadır. Sistem bileşenleri arasındaki veri alışverişi güvenli network üzerinden gerçekleşmektedir. Akıllı şehir kullanıcısı projesi sayesinde belediyemiz ihtiyaçların belirlenmesinde, hizmet taleplerinin karşılanmasında daha çabuk reaksiyon gösterebilmektedir. Vatandaşlardan gelen veriler analiz edilerek vatandaşa sunulacak hizmetlerin kalitesi artırılmakta, ayrıca sistem üzerinden güçlü katılımcılık sağlanarak kent demokrasisi geliştirilmekte, yönetişim kuvvetlendirilmektedir. Dünya üzerinde mobil kullanıcı sayısı 1.82 milyardır. Mobil uygulamaların %49'u oyun, %30 sosyal medya, %13 eğlence ve %8'i kamu hizmet amaçlıdır. Bu veriler ışığında belediyeler ve kamu kurumları e-belediye uygulamaları, mobil uygulamaları geliştirseler de, dünya genelinde kamu hizmetlerinin mobil cihazlar üzerinden kullanılma oranının çok düşük olduğu görülmektedir. AŞK projesiyle birlikte belediyemizin akıllı kent uygulamalarına geçişi sağlanmaktadır. Böylelikle kentsel yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla merkezde toplanan verilerin analizi ışığında vatandaşa yeni hizmetler sunulmaktadır. Projenin hayata geçmesiyle Lüleburgaz'a aidiyet duygusunun %90'lar seviyesine ulaşması, saydamlık sağlanarak vatandaşların kent yönetimine olan güveninin arttırılması, toplanan bilgilerden yola çıkarak hizmet önceliklerinin sağlıklı belirlenmesi, bilgiye dayalı stratejik plan yapabilme, belediye süreçlerinin gerçekleşmesinde zamandan ve iş gücünden tasarruf, kurulmuş iletişim altyapısı üzerinden akıllı sayaç okuma gibi uygulamaları devreye alarak belediyemizin hizmet maliyetlerinde belirgin bir azalma hedeflenmektedir. Akıllı şehir kullanıcısı AŞK projesi, özel ve kamu kurumlarının hizmetlerini vatandaşlara kolayca ulaştırabilmeleri ve kent içindeki yönetişimin kuvvetlendirilmesi bakımından dünyada hayata geçirilmiş ilk örnek projedir.